Günaydın oğlum, nasılsın? İyiyim baba, sen nasılsın? İyiyim ben de. Markete gitmeyi düşünüyordum. Evde yiyecek bir şey kalmamış. Sen de ben de gelmek ister misin? Baba, sen tek başına git. Ben çizgi film izleyeceğim. Tamam oğlum, o zaman sen bilirsin. Hadi o zaman ben gidiyorum. En iyisi arabayla gideyim. Çabuk döneyim de çocuk üzülmesin tek başına. Ben artık evlenmek istiyorum. Bir şeyler yap. Kimse beni beğenmiyor. Benim neyim eksikmiş diğer kızlardan? Evlenmek istiyorum ben. Ne yani, çirkin falan mıyım yoksa? Hayır canım hayır, sen gayet güzelsin. Hatta hayatımda gördüğüm en güzel kızsın. Bana yalan söyleme. Kimse beğenmiyor beni. Herkes kaçıyor benden. Bir şeyler yap. Bana olan borcunu ödemelisin. Senden para falan istemiyorum. Yeter ki bana evlenecek birini bul. Evlenecek birini mi bulayım? Ya senle de kim evlenir ki ya? Ne dedin? Tamam, bulacağım sana evlenecek birini. Ama bunu farklı yollardan yapacağız. Nasıl yani? Nasıl yapacağız? Bana fark etmez. Evlenecek birini bulayım yeter. Neymiş planın? Söyle bakalım. Madem normal yollardan kimse seninle evlenmiyor, biz de büyüyle evlendiririz. Ne? Büyüyle mi? Evet, büyüyle. Bak, bunun için aşk ilacı var. Bu çok güçlü bir büyüdür. Bu iğneyi kime batırırsan sonsuza dek sana aşık olur. Şimdi söyle bakalım, evlenmek istediğin erkek nasıl biri? Nasıl biri mi? Kaslı olsun, yakışıklı olsun, zengin olsun, beni çok sevsin. Tamam, bu kadar yeter. Öyle birini de nereden bulacağız ki ya? Ya ama bu iğneyi yaptığın kişi ya beni beğenmezse? Bu nasıl bir iksir ki? Merak etme, bu iğneyi batırdığın kişi seni çok güzel bir kız olarak görecek. Diğer insanlar seni çirkin görse de o seni dünyalar güzel olarak görecek. O yüzden sana aşık olmaması imkansız. Anladım. İşte markete geldim sayılır. Ömer'i daha fazla bekleyemeden alışveriş yapıp dönsem iyi olacak. İşte şu markete gelen adamı gördün mü? Gördüm. Galiba tam olarak aradığımız kişi. Ya ne kadar yakışıklı. Üstelik zengin de galiba. Arabasına bak. Onun adı zaten Zengin. Şehirdeki en zengin insanlardan biri. Tam olarak aradığımız kişi. Öyle mi dersin? Çabuk ver bakalım şu iğneyi bana. Al bakalım. İşte benden bu kadar. Sana olan borcumu ödemiş oldum böylelikle. Bak, bunun çalışacağına emin misin? Ya işe yaramazsa? Yarayacak, merak etme. Seninle olan ilişkimiz artık burada bitti. Bir daha beni arama. Borcumu da ödedim. Rahat bırak beni. Tamam. Tamam, dua et de bu işe yarasın. Yoksa bulurum seni. İşe yarayacağını söylemiştim. Hadi görüşürüz. Bekle beni yakışıklı. Ben geliyorum. Birazcık cips alayım ya Ömer'e. Sever çocuk. Hangi çocuk cipsi sevmez ki? Harekete geçme zamanı. Al bakalım. Aa. Bakalım bu işe yarayacak mı? Aa. Ne oldu bana ya? O neydi öyle? Of, çok kötü hissediyorum kendimi. Neyse, ayağa kalkayım. Cipsi de aldığıma göre dönebilirim artık. Ha? Merhaba hanımefendi. İşe yaradı galiba. Merhaba. Az kalsın size çarpıyordum ya. Ne kadar da salam. Kusuruma bakmayın. Hiç önemli değil beyefendi. Olur öyle şeyler. İsminiz neydi acaba? İsmim mi? Benim ismim Cemre. Cemre Hanım, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de zengin. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Vaktiniz var mı biraz? Bir şeyler içmek ister misiniz? Yani isterseniz daha iyi tanışabiliriz ha? Olur. Tamam o zaman. Siz dışarıdaki arabaya geçin. Kırmızı olana. Ben geliyorum elimdekini ödeyip. Tamamdır. Ay inanmıyorum. Gerçekten beni çok güzel bir kız olarak görüyor galiba. Güzel. Demek ki büyü işe yaramış. Ay sonunda ben de evleneceğim. İşte geldim. Umarım sizi çok bekletmemişimdir hanımefendi. Yani Cemre Hanım. Yok, çok da beklemedim. Hadi gidelim. Babam niye hala gelmedi? Onu merak ediyorum. Alt tarafı markete gidip gelecekti. Çoktan gelmesi lazımdı. Acaba Oğuz amcama ya da fakir amcamın yanına mı gitti? Hemen Oğuz amcamın evine gidip bakayım. Oğuz amca! Oğuz amca! Buyur Ömer, ne oldu? Ne bu acele? Oğuz amca, babam markete gitti, hala gelmedi. Ben de buraya mı geldi diye bakmak istedim. Çok uzun sürdü, bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Gelir canım birazdan, sen niye bu kadar endişelendin ki? Nereye gittiğini de söylemiş, markete gitmiş alt tarafı. Ama o beni böyle uzun süre evde bırakmazdı. Hemen gelirdi. Bilmiyorum, korkuyorum. Onu bir arar mısın? Lütfen. Tamam Ömerciğim, bekle, arıyorum. Telefonunuz çalıyor sanırım. Boş verin, çalsın. Sizden daha önemli değil ya. Çalar susar canım, telefon değil mi bu sonuçta? Ya bu bana nasıl aşık olduysan. Siz burada bekleyin, ben hemen kahveleri alıp geliyorum. Zavallı adam ya, bana nasıl aşık olduysan. Gözü benden başka hiçbir şey görmüyor. Güzel, çok güzel. Hayatımın aşkını buldum sonunda be. Oley be. İşte kahveleri aldım, umarım sizi çok bekletmemişimdir. Ya birazcık beklerim hem, ne olacak ki? Ne kadar da anlayışlı bir insansınız siz ya. Allah'ım, sanırım aşık oluyorum. Evet Cemre Hanım, anlatın, dinliyorum ben. Ne anlatsanız dinlerim.
Allah Allah ya, açmıyor, niye açmıyor ki? Oğuz amca, babamın başına bir şey gelmiş olabilir mi? Korkuyorum. Hayır canım, ne gelecek babanın başına? Kesin fakir amcanın yanındadır bu. Bunlar bazen yan yanayken gırgır şamatadan telefonu bile duymuyorlar. Hadi gel gidip fakir amcanın evine bakalım. Geliyorum. Fakir, zengin burada mı? Hayır, ben zengini bugün hiç görmedim. Ne oldu ki? Görmedin mi? Olamaz ya, ne oluyor? Allah Allah ya, bu işte bir terslik var. Zengin Ömer'e markete gideceğini söylemiş. Ama bayağıdır ortalıkta gözükmüyor. Ben senin yanındadır diye düşünmüştüm ama burada da değilmiş. Nerede o zaman bu adam? Markete gittiyse o zaman biz de gidip markete bakalım. Belki onu orada buluruz ha. Haklısın fakir, hadi gidelim. Markete de geldik ama burada kimse gözükmüyor. Nerede bu adam ya? Olamaz, olamaz. Kesin babamın başına bir şey geldi. Dur Ömer, sakin ol. Zengin kocaman adam alt taraf evden markete gitti. Başına ne gelmiş olabilir ki? Belki buralarda bir yerlerde oturuyordur. Hadi dışarı bakalım. He, o da ne ya öyle? Oğuz, Ömer çabuk buraya gelin. Bir şey oldu galiba. Geliyoruz fakir. Fakir amca, ne oldu? Şurada kafede oturan adam zengin değil mi ya? Yanında da bir tane kadın var. Aa, gerçekten de o. Bak, bulduk işte zengini. Ama o kadın kim? Çok çirkin. Evet ya, hayatımda gördüğüm en çirkin kadın olabilir. Zengin o kadınla ne konuşuyor ki? Bilmiyorum. Gidelim, öğreniriz hadi. Baba, ne yapıyorsun burada? Niye eve gelmedin? Seni çok merak ettim. Bu kadın da kim? Oğuz, fakir, Ömer, siz nereden çıktınız ya? Görmüyor musunuz? Güzeller güzeli bir hanımefendiyle randevudayım. Niye rahatsız ediyorsunuz beni? Güzeller güzeli bir hanımefendi mi? Ben bundan daha güzelim. Zengin, kamera şakası falan mı bu? Komikmiş. Güzeller güzeli dedi, kadın bu mu? Nasıl yani bu mu? Görmüyor musunuz ne kadar güzel olduğunu? Baksanıza şunun güzelliğine ya. Cemre Hanım, siz onların kabahatine bakmayın. Şaka yapıyorlar bana. Hadi daha fazla rahatsız etmeyin bizi. Gidin buradan. Merhaba. Ben Cemre. Tanıştığıma memnun oldum. Biz de memnun olduk Cemre Hanım. Biz de memnun olduk. Bu ne ya? Baba, evimize gidelim. Hadi, ne yapıyorsun burada? Oğlum dursana. Belki de şu an senin gelecekteki annenle konuşuyorum. Bak ne kadar güzel bir annem var. Hadi siz gidin eve, geleceğim ben. İyiyim, merak etmeyin. Ne kadar güzel annem mi var? Aa, bu senin çocuğun mu? Çok tatlıymış. Çok iyi anlaşırız onunla biz. Evet evet, benim oğlum Ömer adı. Çok akıllı bir çocuktur. Eminim o da seni çok sevecektir. Baba, bu kadın çok korkunç. Eve gidelim. Nasıl beğendin bu kadını? Çocuk işte ya, şaka yapıyor. Fakir, Oğuz, hadi eve gidin siz, geleceğim ben. Evde konuşuruz. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yemek üzereyim ya. Ömer, fakir gelin. Cemre Hanım, siz onların kabahatine bakmayın ya. Bu kadar güzel bir kadın gördükleri için kıskandılar herhalde beni. Onlar adına tekrardan özür diliyorum sizden. Hem Ömer de çok sevdi sizi, baksanıza. Ay evet ya, iyi anlaşacağız biz onunla. Arkadaşların da sevecektir ben, eminim. Zamanla her şey düzelecek. Biz tanışmaya devam edelim en iyisi ha. Evet evet. Nereden geldiniz? Kaç yaşındasınız? Oğuz, bu ne ya böyle? Dünyada kadın mı kalmadı? Vah zengin. Ben de anlamadım fakir. Zengin şaka yapıyor sandım da gayet ciddi gözüküyor. Ne yapacağız biz? Ya biz de başına bir şey geldi sandık. Keşke başına bir şey gelseydi de bunu görmeseydik. Bu ne böyle? Bir de evlenmeyi falan düşünüyor. Bu kadınla evleneceğime kaldırım taşıyla evlenirim daha iyi. Evlenmek mi? Hayır, ben böyle bir annem olsun istemiyorum. Oğuz amca, fakir amca, yardım edin. Bir şeyler yapın. Of ya, zengin çok ciddi gözüküyor. Ne yapabiliriz ki biz? Fakir, bir planın var mı? Durun bir hele. Akşam zengin bir eve gelsin, öyle konuşuruz. Şimdilik burada yapabileceğimiz bir şey yok. Ben daha fazla bu kadını görmek istemiyorum. Hadi eve dönelim. Ama ben babamla bu kadını burada yalnız bırakmak istemiyorum. Ömer, fakir haklı. Hadi eve dönelim. Akşamleyin baban eve gelir zaten. Hep beraber konuşuruz o zaman. Hadi gelin. Ben de işte buralara yeni taşındım. Kalacak yer arıyordum. Ne? Kalacak yer mi? Eğer isterseniz benim evimde kalabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Ya gerçekten mi? Çok kibarsınız. Ama şimdi çocuğunuz falan var. Belki istemez o. İster canım ister. Hem onun da bir anneye ihtiyacı var. Hadi gelin. Bende kalın lütfen. Ay inanmıyorum. Bu büyü çok kuvvetliymiş. Evet Cemre Hanım. Bizim eve taşınma konusunda ne düşünüyorsunuz? Karar verdiniz mi? Ya bilemedim ki. Ama madem çok ısrar ettiniz zengin bey. Tamam o zaman taşınayım. Oley be, oley be, çok sevindim bu habere. Hem biliyorsunuz size karşı da boş değilim. Çünkü siz hayatımda gördüğüm en güzel kadınsınız. Yani belki bu bizim için bir hayra vesile olur. Ne de olsa bizim evinde bir anneye ihtiyacı var. Ay ilahi zengin bey, hiç güleceğim yoktu. Ama bunları şu an böyle ayak üstünde düşünmeyelim. Ay. Eve geçelim, orada hep beraber konuşuruz. Tamamdır o zaman, ben hemen gidip kahvelerin parasını ödeyip geliyorum, bekleyin burada. Ya bu adam bana nasıl aşık olduysa bana hiçbir şey anlamadım. Neyse ama güzel. Beni çok güzel bir kadın olarak görüyor. İşte yıllardır beklediğim fırsat. Neyse sakin olayım, geliyor. Tamamdır Cemre Hanım, hesabı ödedim. Hazır mısınız? Ömer de sizle tanışmak için sabırsızlanıyordur. Tamam o zaman, hadi gidelim. Geçiyorum ben arabaya. Oley be, oley be. Hadi gidelim.
Merak etmeyin Cemre Hanım, çok mutlu olacağız. Hadi be zengin, nerede kaldın ya? Oğuz amca, fakir amca, babamı derhal o kadından kurtarmamız gerekiyor. Ömer haklı. Zengin o kadına niye baktı, nereden baktı, nereden buldu hiçbir fikrim yok ama derhal onları ayırmamız lazım. Hiç normal değil çünkü, bir plan yapmalıyız. Ama fakir ne yapabiliriz ki? Hem bu zenginin kendi hayatı, kendi kararları. Önce bir zenginle mi konuşsak? Ben o kadını bu evde istemiyorum. Ömer dur, ağlama dur. Bulacağız bir çözüm. Bulalım bulalım Oğuz amca. Fakir amca yardım edin. Şimdilik zenginin eve gelmesini beklemekten başka çaremiz yok. Gelsin bir dördümüz konuşalım. İşte evimize geldik Cemre Hanım. Hadi takip edin beni. Eminim Ömer de sizle tanışmak için sabırsızlanıyordur. Eminim sabırsızlanıyordur. Oğlum ben geldim. Baba hoş geldin. Sonunda o kadından kurtulmuşsun. Ne kurtulması oğlum? Ne kadar ayıp. Aa, Cemre içeri gel. İçeri mi gel? Geliyorum. Selam. Baba bu kadın çok korkunç. Korkunç mu? Ne korkunç oğlum? Dünyalar güzeli bir kadın görmüyor musun? Cemre Hanım siz çocuğun dediklerine bakmayın ya, çocuk işte. Heyecandan bunlar, heyecandan. Yeni annesi olacak diye çok heyecanlı. Ne? Yeni annesi mi? Yeni anne istemiyorum. Ömer'cim merhaba. Merak etme canım, çok iyi anlaşacağız. Çocuklar size de selam. Zenginin arkadaşları bundan sonra benim de arkadaşlarımdır. Yok yok, kalsın, arkadaş olmayalım biz. Biz böyle iyiyiz değil mi fakir? Evet evet, biz böyle bayağı iyiyiz. Zeynep sen burada bekle, ben arabadan eşyalarını alıp geleceğim. Senle çok iyi anlaşacağız Ömer'cim, merak etme. Oğuz bu işin içinde bir iş var. Baksana Ömer ne kadar mutsuz. Zengin Ömer'in üzüleceğini bile bile böyle bir şey yapar mı hiç? Bence de yapmaz, bence de yapmaz da ne olmuş olabilir ki? Zengin tek başına da gelmemiş. Konuşamayız şimdi bu durumu. Of of. İşte geldim. Cemre ben eşyalarını yukarı çıkarırım. Sen de gel, odunu göstereceğim. Geliyorum zengin. Cemre düşündüm de Ömer'le daha iyi kaynaşabilmen için sana Ömer'le aynı odayı verdim. Nasıl, iyi olmuş mu? Ya çok güzel. Biz onunla iyi anlaşacağız zaten. Beraber uyuruz onunla mışıl mışıl. Çok iyi düşünmüşsün zengin. Beğenmene çok sevindim. O da seni çok sevdi aslında. Heyecandan öyle konuştu ya, çocuktur, ne yaparsın? Biliyorum biliyorum. Sadece biraz zaman lazım bize. Oldu olaman, sen iyice yerleş. Ben de bizim çocukların yanına gideyim. Sen keyfine bak. Kendi evinmiş gibi takıl. Aşağıda görüşürüz. Bana çocuğuyla aynı odayı mı vermiş? Ne yapayım ben onun sümüklü bebeğiyle be? Ben zengini istiyorum ama bu çocuğu istemiyorum. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulmam lazım. Neyse, şimdi burada rahatıma bakayım. Sonra düşünürüm. Çocuklar geldim. Zengin ne yapıyorsun sen ya? Dünyada kadın mı kalmadı? Bula bula bu kadını mı buldun? Ne diyorsun fakir ya? Kadın gayet güzel, görmüyor musun? Ben hayatımda daha önce bu kadar güzel bir kadın görmemiştim ki. Baba o kadın çok korkunç. Lütfen üvey annem olmasın. Lütfen. Zengin seni bir göz doktoruna falan mı götürsek ya? Yanlış görüyorsun herhalde bazı şeyleri. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Nasıl bu kadına çirkin diyebilirsiniz? Nasıl korkunç olabilir bu kadın? Yok yok, şaka yapıyorsunuz siz bana. Başka bir açıklaması olamaz. Oğuz bu gayet ciddi galiba. Baksana vazgeçmiyor kararından. Fakir inan ne yapacağız ben de bilmiyorum. Oğuz fakir hadi geç oğlum, siz evlerinize gidin. Cemre yabancılık çekmesin. Ne de olsa sizi henüz tanımıyor. Ömer'le birazcık vakit geçirsinler. Şuna bak ya, bir de evden kovuyor bizi. Oğuz amca, fakir amca gitmeyin. Beni bu kadınla yalnız bırakmayın lütfen. Oğlum Cemre'ye senin odanı verdim. Seninle beraber kalacak. Hem geceleri korkmazsın. Yanında biri olur ha. Oyun oynarsınız onunla. Güzel yapmışım değil mi? Ne? Benim odamı mı verdin? Durum gerçekten çok vahim fakir. Ömer sen şimdilik bekle. Ama en kısa sürede seni kurtaracağız. Gidecek bu kadın bu evden. Hadi Oğuz gel gidelim. Geliyorum fakir. Oğlum niye korkuyorsun bu kadar üvey anneden ya? Kötü biri değil o. Ne kadar iyi biri olduğu dış güzelliğinden belli değil mi? Baba şaka mı yapıyorsun? Çok korkuyorum artık. Hayır oğlum ne şakası, gayet ciddiyim. Onun ne kadar iyi biri olduğunu görmeni istiyorum. Hadi yukarı çık ve Cemre annenle vakit geçir birazcık. Cemre annen mi? Hayır olamaz. Hadi oğlum niye üzüyorsun beni? Gitsene, kadın yukarıda seni bekliyor. Cemre ne kadar güzel bir kadın ya. Allah'ım çok şanslıyım. Kendimi dünyanın en büyük aşığı gibi hissediyorum. İçimdeki aşktan yaşayamıyorum. Yerimde duramıyorum. Ben geldim. Aa sen nereden çıktın be? Nereden mi çıktım? Burası benim odam. Asıl sen nereden çıktın? Babama ne yaptın? Babana ne mi yaptın? Ne yapacağım canım? Güzelliğim karşısında aşık oldu bana. Beni çok seviyor. Senden bile çok.
Hayır, yalan söylüyorsun bana. Babam en çok beni seviyor. Sen bu evden gideceksin. Babama ne yaptım bilmiyorum ama düzelteceğim. Oğuz amcam, fakir amcam yardım edecek. Gideceksin bu evden. Ay hiç güleceğim yoktu. Neymiş gidecekmişim bu evden. Ay ne yapacağım ya, bu evden gideceğim. Aa küçücük çocuk beni kovacakmış bu evden. Aa çok kötü ya. Sen öyle san bakalım. Görürsün. Burada çok uzun süre kalmayacaksın. Of, amma da çok konuştun be. Sen hiç susmaz mısın? Bu söylediklerini de babama söyleyeceğim. Gönderecek seni bu evden. Görürsün sen. Git söyle bakalım. Sana mı inanacak, bana mı inanacak? Baba! He, ne oluyor ya, Ömer'in sesi bu. Gideyim de bir bakayım. Geliyorum Ömer. Geliyorum oğlum, ne oldu? Efendim oğlum? Baba, bu kadın beni evden göndereceğini söyledi. Bana iyi davranmayacakmış. Bana kötü şeyler söyledi. Gönder onu bu evden. Ne? Ay inanmıyorum Ömerciğim. Kalbimi kırıyorsun benim. Senin annen olmak istediğimi söylemiştim. Bana anne demeni istediğimi söylemiştim. Ne güzel çocuğum olacağını düşünmüştüm. Niye böyle yalan söylüyorsun ki şimdi? Ne yaptım ben sana? Zengin. Hayır hayır, öyle şey mi olur ya? Cemre nereye gidiyorsun? Ömer oğlum, niye böyle yapıyorsun? Bak Cemre ne güzel bir anne. Sana çok güzel annelik yapacak. Sana annelik yapmak için sabırsızlanıyor hem. Niye böyle yapıyorsun onu oğlum? O iyi biri. Eminim beraber çok iyi anlaşacaksınız. Lütfen sorun çıkarma. Ama baba yalan söylüyor o. Bana inanmıyor musun? Cemre'cim sen çocuğun kabahatine bakma. Çocuk işte, hem Ömer zor zamanlar geçirdi. Bazen ne dediğini bilmiyor. Sanırım bir sıkıntı yok. Hadi oğlum üzme Cemre anneni. Ben aşağıdayım. Gördün mü? Pis çocuk. Kime inanıyormuş? Sana gününü göstereceğim. Ne yapacaksın? Yoksa vuracak mısın bana? Of. Şimdilik seninle uğraşmayacağım. Uyumak istiyorum sadece. Rahat bırak beni. Ama merak etme. Son gülen iyi güler. Of baba ya. Of baba ya. Nereden çıktı bu kadın ya? Ne yapıyorsun bakayım sen? Uyuyorum. Görmüyor musun? Ne demek ne yapıyorsun? Uyuduğunu görüyorum. Ama orası benim yatağım. Kalk hemen. Ne? Senin yatağın mı? Benim yatağım burası. Ne zaman senin yatağın oldu? Sorun mu çıkarmak istiyorsun? Bak çağırıyorum hemen babanı. Zengin. Of tamam tamam, al senin olsun. Yukarıda yatarım ben. Of of. Çok eğleniyorum. Şimdi birazcık yatayım bari. Ay. Ah, düşündüm de. Ben yukarıda yatacağım. Kalk oradan. Yukarıda mı yatacaksın? Ben zaten aşağıda yatıyordum. Niye kaldırdın o zaman beni? Sorun mu çıkarmak istiyorsun? Bak çağırırım babanı. Senden nefret ediyorum. Hatta düşündüm de sen iki yatakta da yatmayacaksın. Sana ne ya? Sana mı soracağım nerede yatacağımı? Hadi seç bir tanesini. Uyuyacağım. Uyandırma beni. Bıktım artık. İkisinde de uyumayacaksın. Yerde uyu. Ne? Yerde mi uyuyayım? Saçmalık. Sorun çıkarmak mı istiyorsun seni şapşal? Baban seni bu evden kovsun mu istiyorsun? Bunlar iyi zamanlarımız, tadını çıkar. Birkaç gün sonra uyuyacak yer bile bulamayacaksın. O eski sefil yaşantına geri döneceksin. Ay çok yakıştı. Aferin, böyle yerde uyu. Ben de şimdi rahat rahat yatağımda uyuyabilirim. İyi geceler Ömerciğim. Sana gününü göstereceğim. Saat kaç oldu, hala bunların sesi çıkmıyor ya. Galiba çok iyi anlaştılar baksana. Cemre, senin Ömer için çok iyi bir anne olacağını biliyordum. Ne kadar da güzel uyutuyor çocuğum, mışıl mışıl. Ömer'in de zaten böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Gideyim bir bakayım şunlara ya. Bu olay Ömer için çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ömer, Cemre uyanın. Günaydın. Ha? Ömer oğlum, niye yerde yatıyorsun sen? Baba, her tarafım ağrıyor. Oğlum niye yerde yatıyorsun? Yatağında yatsana. Günaydın zengin. Günaydın Cemre, günaydın da. Bu çocuk niye yerde yatıyor? Allah Allah.
Baba, beni yerde yatmaya zorladı. Yatakta yatmama izin vermedi bu kadın. Baksana, ayağa bile kalkamıyorum. Her tarafım ağrıyor. Boynum, sırtım. Ne? Yatakta yatmana izin vermedi mi? Ne? Yatakta yatmana izin vermedin mi? Ya ha ha! Zenni, bu çocuk niye böyle yapıyor? Niye hep yalan söylüyor? Ne? Yalan mı söylüyorum? Sen yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemiyorum. Cemre, Ömer ne oluyor burada? Lütfen biri bir açıklama yapsın. Zengin. Ben en iyisi bu evden gideyim ya. Baksana, Ömer zaten beni bu evden göndermek için her şeyi yapıyor. Gece bana korkuyorum dedi. Ben de onun yanında uyudum hatta. O yüzden onun yatağındaydım. Ama gel gör ki benden önce uyanmış. Yerde uyuma numarası yapmış. Sırf beni kötü biri olarak göstermek için. Ya Zengin, ben daha fazla dayanamayacağım ya. Ömer oğlum, niye böyle bir şey yapıyorsun? Cemre ne yaptı sana? Baba, sen ciddi misin gerçekten ya? Anlamıyorum seni. Bu kadın çok kötü biri, görmüyor musun? Sürekli bana iftira atıyor, çıldıracağım ya. Ne? İftira mı atıyorum? Zengin, ben sadece ona iyi bir anne olmak istemiştim. Ama gördüğün gibi beni bu evde istemiyor. Ömer oğlum, bu yaptığın çok ayıp. Bunu seninle konuşmuştuk daha önce. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum ama. Sanırım sağlam bir ceza almadan aklın başına gelmeyecek. Ne? Ceza mı? Bu kadın yüzünden bana ceza mı vereceksin baba? Hem de sebepsiz yere. Sebepsiz yere falan değil oğlum. Kadının günahını alıyorsun. Kadın ne yaptı sana? Baba, ne oluyor sana? Kendine gel hemen. Dediğim gibi Ömer, cezalısın. Bugün dışarı çıkmayacaksın. Benim dışarıda işlerim var. Oğuz amcanla ve Fakir amcanla görüşeceğim. Ben yokken üvey annen ne derse onu yapacaksın, tamam mı? Hadi, ben şimdi gidiyorum. Oğuz amcanı, Fakir amcanı bekletmeyeyim. Akşam görüşürüz. Ay, hiç güleceğim yoktu ya. Babama ne yaptın sen? Babam sanki babam değilmiş gibi davranıyor. Bu durumu en kısa sürede çözmem lazım. Yoksa babamı kaybedeceğim bu cadı yüzünden. Gideceksin Ömerciğim bu evden. Babanla biz baş başa uzun yıllar mutlu bir hayat yaşayacağız. Ve sen bu hayata dahil olmayacaksın. Sen öyle san. Ben babamın hep yanında olacağım. Bu hikayede olmayacak tek kişi var, o da sensin. Göreceğiz bakalım. Babanın ne dediğini duydum. Bugün cezalısın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hadi aşağıya gel. Sana yapman gereken birkaç görev vereceğim. Sana yapman gereken birkaç görev vereceğim. Hiçbir şey de yapamıyorum. Babam hep beni suçluyor. Mecbur onun dediği şeyleri yapmak zorundayım. En azından babamı kurtarana kadar. Fakir, Zengin'i bir an önce bu durumdan kurtarmamız lazım. Bu işin sonu kötü galiba. Hem o çirkin kadınla da Ömer'in hiç iyi anlaştığını zannetmiyorum. Sadece Zengin'in yanındayken iyiymiş gibi davranıyor Ömer'e. Haklısın Oğuz. Zengin'i çağırdım zaten, birazdan o da buraya gelmiş olur. Onu bir karşımıza alıp adam akıllı konuşalım. Durum neymiş ne değilmiş anlatsın bize iyice. Çünkü Ömer o kadının yanındayken ben de hiç rahat etmiyorum. Ben diyorum ki Zengin'i bir büyücüye götürelim. Büyücü belki anlar bir terslik olduğunu. Bize sorunun sebebini söyler. Çünkü baksana, biz hiçbir şey anlamadık. Bize yardım edebilecek tek kişi bence büyücü. Evet, çok iyi plan. Zengin'i büyücüye götürelim. Çocuklar, ben geldim. Hoş geldin Zengin. Biz de tam senin hakkında konuşuyorduk. Niye ki? Niye son zamanlarda hep benim hakkımda konuşuyorsunuz ya? Bakın şu Cemre mevzusunu lütfen açmayın bir daha. Kadının neyini beğenmediniz anlamıyorum. Hem çok güzel hem çok iyi niyetli. Zengin bak, o konuda ben de Fakir de öyle düşünmüyoruz. Hem Ömer de öyle düşünmüyor. Hani Ömer'in mutluluğu senin için her şeyden daha önemliydi. Baksana çocuk çok mutsuz. Hem sen nasıl güveniyorsun o kadına da Ömer'le baş başa bırakıyorsun. Arkadaşlar, Cemre gayet iyi biri. Siz de zamanla anlayacaksınız. Ön yargılarınızı yıkacaksınız, merak etmeyin. Zengin, diyoruz ki seni bir büyücüye mi götürsek? Her büyücü bir baksa sana. Ters giden bir şey var. Çünkü. Büyücü mü? O nereden çıktı ya bana? Siz bana deli muamelesi mi yapıyorsunuz? Ayıp oluyor ama. Gitmiyorum büyücüye falan. Zengin, sana deli muamelesi falan yaptığımız yok. Kendine gel. Sadece ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bak, seni büyücüye götürelim. Eğer büyücü bir sıkıntı yok diyorsa seni rahat bırakacağız. Git sonra o kadına ne yapıyorsan yap. Bir daha karışmayacağız, sana söz veriyoruz. Ama lütfen önce bizi dinle. Bir büyücüye gösterelim ha. Söz veriyoruz bak, bir daha karışmayacağız değil mi Fakir? Evet. Büyücü eğer sorun yok diyorsa bir daha karışmayacağız. Söz veriyoruz. Hadi gel gidelim. Tamam o zaman, kabul ediyorum. Ama bakın, söz verdiniz. Bir şey olmadığını zaten ben biliyorum. Madem içiniz rahat edecek, büyücüye gidelim. Umarım sonra bir daha karışmazsınız bana. Hadi o zaman gelin. Umarım büyücü bu işte bir terslik olduğunu söyler. Geldim işte aşağıya, ne oldu? Niye çağırdın beni buraya? Ya düşündüm de, sanki evin birazcık temizliğe ihtiyacı var. Temizliğe ihtiyacı varsa temizlik yap o zaman, bana ne? Bunun için mi çağırdın beni? Seni tabii ki bunun için çağırdım. Ben mi yapacağım bir de temizliği? Sen yapacaksın elbette. Ne? Ben mi yapacağım? Küçücük çocuğum ben, ne anlarım temizlik yapmaktan?
sen? Anlarsın anlarsın. Merak etme, çok da güzel anlarsın. Bekle bak şimdi nasıl yapacağını anlatacağım sana. Bak şimdi alıyorsun önce bunu, tut bakayım. Bu çok büyük. Benim boyumdan bile büyük. Nasıl bununla temizlik yapayım ben? Yaparsın canım yaparsın, ne olmuş? Sen ne yapacaksın ben temizlik yaparken? Yardım et bari. Benim de çok önemli işlerim var. Çok zor hem de. Seninkinden bile zor. Merak etme, kolay işi sana verdim. Zor olanı ben yapacağım. He? Gerçekten mi? Sonunda insafın tuttu. Teşekkür ederim. Sen ne yapacakmışsın ki? Ne mi yapacağım? Televizyon izleyeceğim. Hadi başla. Baban gelene kadar tüm evi pırıl pırıl yapacaksın. Yoksa seni babana şikayet ederim. Of ya, of ya. Yapacağım mecbur. Yoksa babama şikayet edermiş. Babam bana inanmaz ki. Mecbur süpüreceğim buraları. Ay çok eğleniyorum ya. Resmen bir kölem var. Büyücü, sana ihtiyacımız var. Oo, Oğuz? Fakir? Zengin? Hayırdır? Yine ne oldu? Kimin başı belada? Zenginin başı belada, hem de çok büyük belada. Daha önce böyle bir şey görmedim ben. Ya büyücü, benim başım belada falan değil. Bakma bunlara. Onlar başımın belada olduğunu sanıyor. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yiyeceğim ya. Sakin olun, sakin olun. Biriniz konuşsun. Hiçbir şey anlamadım. Kafam karıştı. Başınız belada mı değil mi? Büyücü, biz zenginin başının belada olduğunu düşünüyoruz. Çok çirkin bir kadına aşık oldu. Ama o kadını çok güzel biri olarak gördüğünü söylüyor. Üstelik çok sevdiği Ömer'i de o kadınla yalnız bırakıyor evde. Kim bilir, belki de şu an çocuğa işkence ediyordur. Hiçbir şey bilmiyoruz. Zenginde bir farklılık olduğunu düşünüyoruz. Normal zengin böyle bir şey hayatta kabul etmezdi. Büyücü, kadın çirkin falan değil. Dünyalar güzeli. Bunlar benimle dalga geçiyor. Bakma onlara. Eğer söyledikleriniz doğruysa zengine büyü yapılmış olabilir. Büyü mü? Biliyordum zaten. Bir terslik olduğunu biliyordum ben. Büyü mü? Ne büyüsü? Büyücü, yardım et. Kaldıralım bu büyüyü. Zengin bir an önce eski haline dönsün. Ya büyü falan yok. Sizin kıskançlığınız var sadece ortalıkta. Siz bu kardeşinizin mutluluğunu istemiyor musunuz? Püh, bir de kardeşim diyorum ben size. Yazıklar olsun. Zengin, beni iyi dinle. Şu an başım belada olabilir. Muhtemelen arkadaşların doğru söylüyor. O aslında çok çirkin bir kadın. Ama sana çok kuvvetli bir aşk büyüsü yapılmış. Yani diyeceğim şu ki, sen aslında çok çirkin bir kadını çok güzel bir kadın olarak görüyorsun. Ve ona kör kütük aşık olmuşsun. Hayır, çok saçma, inanmıyorum ben böyle bir şeye. Rahat bırakın beni. Zengin, evden çıkarken ne konuşmuştuk? Bak, büyücünün söylediklerine kulak ver. Sende bir terslik var. Farkına var artık bunun. Koskoca büyücü yalan söyleyecek değil ya. Evet zengin, sözünde dur. Hayır Oğuz, yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ölürüm de vazgeçmem ben Cemre'den. Oğuz fakir, boşuna çabalamayın. İksirin etkisindeyken kendinden vazgeçer, o kadından vazgeçemez. Öyle kuvvetli bir aşk iksiri bu. Onu kurtarmak için panzehiri bulmamız lazım. Ne kadar kuvvetli bir büyüymüş ya bu. Şuna bak, gerçekten de vazgeçmiyor. Bizim söylediklerimiz bile fayda etmiyor. Büyücü, panzehiri nasıl bulacağız peki, onu söyle. Bu kuvvetli aşk büyüsünü bozmamız için kraliçe örümceğin zehirli iğnelerine ihtiyacımız var. Ne? Kraliçe örümceğin zehirli iğneleri mi? Evet. O iğnelerin içindeki yeşil zehirden panzehir elde edeceğiz. Eğer zengini eski haline döndürmek istiyorsanız, kraliçe örümceğin zehirli iğne uçlarından bana birazcık zehir getirmeniz lazım. Bunu başarırsanız belki o zaman zengini eski haline çevirebilirim. Zehirli kraliçe örümcek mi? Başka yoldan yapsak olmaz mı bunu? Başka çözümü falan yok mudur? Maalesef tek şansınız o. Ya ne örümceği, ne kraliçesi, ne zehri. Boş iş bunlar diyorum, hiçbir işe yaramayacak. Boşu boşuna hayatımızı tehlikeye mi atacağız bir de? Zengin, bunu senin için, en çok da Ömer için yapmamız lazım. Başka çaremiz yok. Teşekkürler büyücü. Panzehri aldığınızda buraya gelin. Sizi burada bekliyor olacağım. Ama elinizi çabuk tutun. İksirin etkisi her geçen gün güçleniyor. Zengin her geçen gün o kadına daha çok bağlanıyor. Yani demek istediğim, ne kadar çabuk olursanız işimiz o kadar kolay olur. Eyvah! Oğuz, büyücüyü duydun. Koş koş, kaybedecek zamanımız yok. Geliyorum fakir, geliyorum. Zengin koş sen de hadi. Of of, saçmalıyorsunuz diyorum ya. Tamam, temizledim bütün evi. Artık beni rahat bırak. Demek tüm evi temizledin ha? Aferin sana, aferin. Ama maalesef Ömerciğim, seni rahat bırakamam. Daha yeni başlıyoruz canım. Evde yapılacak bir ton iş var. Ve tahmin et bunları kim yapacak? Sen yapacaksın. Ne? Daha bir ton iş mi var? Hayır, çok yoruldum. Karnım acıktı. Aa, karnın acıktı demek. İyi hatırlattın. Benim de acıktı. Dur hemen bir mutfağa gidip bakayım. Bir şeyler yemem lazım, bayılacağım. Aa, bakın burada ne buldum. Leziz sandviçler. Çok da güzelmiş. He, ne yapıyorsun sen? Onları ben babam için hazırlamıştım. O sandviçler babamın, senin değil. Sandviç mi? Ay, hiç bileceğim yoktur. Sandviç ne ya? Daha adını söyleyemiyorsun. Bunları baban için
hazırlamış olduğum benim yemeyeceğim anlamına gelmez. Hem babam burada olsaydı kendi açlıktan ölse bile bana verirdi bunları, eminim. Senden nefret ediyorum. Neyse, ben deyim bari sandviçlerden. Karnım çok acıktı. Babama yenisini yaparım. Hayır Ömerciğim, sen yemezsin. Niyeymiş? Sana mı soracağım? Çünkü hepsini ben yiyeceğim. Ay çok da güzel yapmışsın, eline sağlık. Hepsini sen mi yiyeceksin? Çekil hemen şuradan. Dolaptan bir şeyler bakacağım kendime. Dolapta da hiçbir şey kalmamış biliyor musun? Boşuna bakma. Çekil dedim, bakacağım. Niye açılmıyor bu dolap? Olamaz. Dolabı kilitlemişsin. Öyle mi olmuş? Tüh ya. Sanırım aç kalacak birileri. Baba. Baba, ben eski babamın yeri istiyorum. Babam beni bu kadınla nasıl baş başa bırakır? Babacığım, lütfen eski haline geri dön. Lütfen. Zengin, fakir, şimdi beni iyi dinleyin. Kraliçe örümceğin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama eminim çok güçlüdür. Yani demek istediğim şu ki, oraya elimizi kolumuzu sallayarak gidemeyiz. Ne yapacağız? Ya fakir, Oğuz kendinize gelin. Başımıza niye durduk yere bela alıyoruz ya? Benim tek istediğim şey eve gidip Cemileciğimle güzel vakitler geçirmek. Durduk yere başımızı belaya sokuyoruz ya. Hayır zengin, bugün bu iş bitecek. Ama fakir, büyücünün dediğine göre bu görev hiç kolay bir görev olmayacak. Elimizdeki tek bilgi, kraliçe örümceğin arkamızdaki mağarada yaşadığı. Korumaları da varmış bir de onun. Ne yapacağız biz ya? O zaman biz elimiz boş gitmeyiz. Nasıl elimiz boş gitmeyiz fakir? Silahımız mı var bizim? Evet fakir, silahımız mı var bizim? Taşla sopayla mı gideceğiz kraliçe örümceği alt etmeye, ne yapacağız? Siz orasını bana bırakın. Biz de boş adam değiliz. Oğuz, nereye gidiyor ya bu? Şimdi anladım. Deli Kadir'in mekanına gidiyor. Sanırım silah getirecek bize. Of ya, bir bu eksikti. İşte geldim, buraya bakın. Fakir, bu da ne böyle? Silah kutusu. Kadir babamın mekanında buldum. Bakalım içinde neler varmış. Hadi herkes çabuk bir tane silah seçsin kendine. Kimse görmeden bu işi halledelim. Vay canına fakir, bu silahlarda ne böyle? Hepsi çok güçlü, kocaman. Kadir babam boş adam değil tabii, böyle takılıyor. Hadi şimdi mağaraya doğru yola koyulalım. Kimse bizi fark etmeden gitmemiz lazım. Kaybedecek vaktimiz yok, hadi peşimden gelin. Hadi zengin, gel. Umarım ölmeyiz. Bırak beni, ne istiyorsun benden? Cevap basit. Canını. Hayır hayır, lütfen bırak beni, ölmek istemiyorum lütfen. Artık çok geç, boşuna yalvarma. Lütfen bırak beni, lütfen, bir ailem var, lütfen. Zırlamayı kes, kraliçe örümcek yemek bekliyor. Merak etme, kraliçemizin hizmetinde öleceksin. Ne, kraliçe örümcek mi? Ne oluyor ya? Hayır, örümceğe yem olmak istemiyorum lütfen. Gel buraya. Bırak beni lütfen. Kraliçeyi daha fazla bekletmememiz lazım, çabuk olmalıyım. Bırak beni. Acaba yemeğim nerede kaldı? Karnım aç. İşte yemeğiniz efendim. Geç kaldığım için özür dilerim. Buyurun efendim. İşte bugünkü yemeğiniz. Bu ne böyle? Güzel. Leziz gözüküyor. Lütfen bırakın beni. Lütfen, yalvarırım. Lütfen, çocuklarımın hatırı için bırakın beni. Merak etme, onları da yerim. Öteki tarafta birbirinize kavuşursunuz. Şimdi bunu duvara, örümcek ağlarıma as. Onu birazdan yiyeceğim. Emredersiniz efendim. İşte efendim, her şeyi istediğiniz gibi ayarladım. Kıpırdayamaz. Afiyetle gelip yiyebilirsiniz bu adamı. Aferin iskelet. İyi iş çıkardın. Her şey sizin için kraliçem. Güzel. Çekil şimdi, yiyeceğim onu. Tabii efendim, siz nasıl isterseniz. Lütfen bırak beni, lütfen. Kapa çeneni. Tamamdır iskelet. Bunu dışarı çıkarabilirsin. Emredersiniz efendim. Gel bakalım, ötekilerin yanına gidiyorsun. Bugün de karnım doyduğuna göre birazcık kestirebilirim sanırım. Kimseler mekanımızı keşfetmeden bu cesetten kurtulayım. O neydi ya öyle, siz de gördünüz mü onu? İskeleti taşıyordu. Oğuz, fakir, bakın yol yakınken başımız belaya girmeden dönelim buradan. Ölmek istemiyorum ben. Daha Cemre ile geçireceğim güzel günler var benim, hadi. Hayır zengin, cesaretli ol, seni eskenle döndürmemiz lazım.
Gerçeklerle yüzleşmen lazım. Bugün burada bu işi bitireceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Fakir haklı, artık dönmek yok. Ömer'e sözümüz var, seni eski haline geri döndüreceğiz. Cesetten kurtulduğuma göre nöbet yerime geri dönebilirim. Kraliçemin yanına kimseyi yaklaştırmamam lazım. Kraliçe uyandığı zaman bir sonraki yemeği için şehre gidip bir insanı daha getireceğim. Her şey kraliçem için. E hadi sıkalım oğlum şunun kafasına, ne bekliyoruz? Olmaz, ateş edemeyiz. Ateş edersek ses çıkar. Kraliçe bir haltlar döndüğünü anlar, burada kaçabilir. O bizim tek şansımız. Haklısın fakir, başka bir plan bulmamız lazım. Ne yapabiliriz ki? Benim aklıma bir plan geldi. Biraz riskli ama bunu yapmak zorundayız. Neymiş plan? Anladığım kadarıyla kraliçe uyandığı zaman bir tane daha yemek bulmaya gidecek bu iskelet. O yemekte bildiğiniz gibi bizim gibi insanlar. Fakir, ne demek istiyorsun, birazcık daha açık konuş. Demek istediğim şu ki, ben burada baygın taklidi yapacağım. İskelet de beni alıp kraliçe yemek olarak götürecek. Fakir, sen kafayı mı yedin, kendi ellerinle ölüme mi gideceksin? Ne kadar saçma bir plan bu. Fakir, bunu yapmana müsaade edemem. Saçmalama, ne yapıyorsun sen? Şaka değil bu, gerçek, farkındasın değil mi? Oğuz, bu tek şansımız. Kapıda o iskelet varken içeri giremeyiz. İskelet ateşle edemeyiz ama. İçeri girmenin tek yolu sanırım bu. Hayır fakir, bu saçmalık, bunu yapmana izin vermiyorum. Şu an tek istediğim şey eve gidip Cemre'cimle güzel vakitler geçirmek. Hadi dönelim. Oraya girmek imkansız. Fakir, oraya canlı olarak girsen bile anca cesedin çıkar. Sen de diğer adam gibi mi olmak istiyorsun? Dediğim gibi başka şansımız yok. Dinleyin şimdi, planın geri kalanını anlatacağım. Ben daha fazla bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Gidiyorum ben. Zengin, bir adım daha atarsan senle arkadaşlarımız biter. He? Fakir, senin burada öldüğünü görmek istemiyorum. Tek sıkıntı bu, anlıyor musun? Ölmeyeceğim Zengin. Bunu senin için yapacağım. Ömer için yapacağım. Oh! Tamam, geliyorum. Hadi fakir, planın devamını anlat. Heh, dinleyin. Ben içeri girdikten sonra siz de sinsi bir şekilde ses çıkarmadan içeri gireceksiniz. Ne de olsa o sırada iskelet kapıda olmayacak. Hemen içeride bir yere saklanın kimse fark etmeden. Fakir, iyi güzel ama ya planda olmayan bir şey hesaba çıkarsa? Ölmen an meselesi, anlamıyor musun? Bunu yapmak zorundayız çocuklar, hadi. Daha fazla üstelemeyin. Şimdi saklanın bir yere. Ben şurada baygın numarası yapacağım. Of of, bu saçmalık. Neyse Oğuz, gel yukarı çıkalım. Geliyorum. Şu silahı da içime saklayayım. Ne olur ne olmaz. İşte başlıyoruz. Aaa! He, o da ne ya öyle? Şuna bak, yemek ayağımıza geldi. Güzel, bir sonraki yemek için uğraşmayacağım anlaşılan. Seni bu dala çok yanlış yerlerde takılıyorsun. Gel bakalım buraya. Şuna bak, bayılıp kalmış galiba. Ama beni hiç ilgilendirmez. Çok acı çekmeyeceksin anlaşılan. Uyurken öleceksin. İşte Zengin, bak tam önümüzde şu an. Hadi Oğuz, vuralım şunu, neyi bekliyoruz ya? Fakir alıp götürecek. Hayır Zengin, plana sadık kalmalıyız. Hata yapma şansımız yok. Fakirin hayatını tehlikeye atabiliriz. Gerçi daha ne kadar tehlikeye atabileceksek. Kaptım seni. Gel bakalım. İşte Zengin, gittiler. Beklediğimiz fırsat bu. Koş koş koş. Çabuk Oğuz, iskelet kapıya gelmeden içeri girmemiz lazım. Hadi Zengin, sessiz ol. Beni takip et. Sakın ses çıkarma. Arkandayım Oğuz, merak etme. İşte Zengin, bak tam oradalar, görüyor musun? Bu ne böyle? Oğuz, bu resmen kocaman bir örümcek. Iyyyy. Ve fakirin dibinde şu an. Baksana ne biçim bakıyor, her an yiyebilir onu. Oğuz, vuralım şunları. Zengin, şu an vuramayız. Yanlışlıkla fakiri de vurabiliriz. Birazcık daha beklememiz lazım. İskelet, bu da nereden çıktı böyle? Efendim, kapının önünde baygın buldum bunu. Yani tabiri caizse kendi ayaklarıyla size yem olmaya geldi. Güzel. Akşam yemeğim hazır demek ki. Ama daha yeni yemek yedim. Onu sen şimdi ağlara bağla. Onu akşamleyin yiyeceğim. Emredersiniz efendim. Hemen hallediyorum. Söylediğiniz gibi efendim. Onu sımsıkı bağladım. Kendine gelse bile kaçamaz buradan. Ha, güzel. Leziz gözüküyor. Tamamdır iskelet. Senin işin bitti. Nöbet yerine geri dönebilirsin. Emredersiniz efendim. Uykum yarım kalmıştı. Gideyim uykuma devam edeyim. Ne de olsa akşam yemeğim hazır zaten. Çok yakındı. O neydi öyle? Allah'tan uykusu varmış. Yoksa yerdi beni. Ben bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünmemiştim. Hareket edemiyorum. Ne biçim bağladılar beni buraya? Bu örümcek ağları çok güçlü. İşte Zengin, beklediğimiz fırsat bu galiba. İskelet gitti. Hadi gidip fakiri kurtaralım hemen, gel. O iğrenç şeye yaklaşmak istemiyorum. Ama fakir için yapacağım sanırım. Fakir, biz geldik, kurtaracağız seni. Şşş, bağırma bağırma, ne yapıyorsun? Kraliçe uyuyor, görmüyor musun? Hadi Zengin, hemen fakiri kurtar şu ağlardan. Ben etrafa bakıyorum. Tamam. Oğuz, olmuyor.
Çok fena bağlanmış bunlar. He, olamaz. Zengin ne oldu? Kurtarsana fakiri, niye hareketsiz bekliyorsun? Oğuz, bu ağlar çok kuvvetli. Beni de yapıştırdı, hareket edemiyorum. Eyvah! Oğuz yardım et, bizi bir tek sen kurtarabilirsin artık. Ben nasıl kurtarabilirim ki, ateş mi edeyim? Hayır hayır, ateş edemezsin. Ateş edersen herkes buraya gelir. Kraliçe de uyanır. İkiye tek kalırsın. Baksana zaten biz hareket bile edemiyoruz. Bunun başından beri çok saçma bir plan olduğunu söylemiştim. Fakir, başka çaremiz yok. Ben dokunamam oraya. Dokunursam ben de yapışıp kalırım, hepimiz ölürüz. Ateş ederek ağları delmem lazım sanırım. Sanırım tek çaremiz bu. Hadi Oğuz, yap o zaman gitsin. Sakın kıpırdamayın. İpleri denk getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Heh, o sesten neydi öyle? Kraliçem! Ne oluyor burada? Sakın hareket edeyim deme. Kraliçem! Siz de kimsiniz? Sakın bir adım daha atayım deme. Yoksa kraliçeyi vururuz. Siz de nereden çıktınız? Şimdilik bunları konuşacak vaktimiz yok. Söyle adamına sakın aptalca bir hareket yapmasın. Yoksa beyninin ortasına yersin bu silahı. İskelet, yaklaşma. Sakın salakça bir hareket yapma. Senin yüzünden ölmek istemiyorum. Ama kraliçem. Tamam. Fakir, şimdi ne yapacağız? Ne istiyorsunuz benden? Zehirli iğnelerinden birazcık zehir çekmemiz lazım. Zehirli iğnelerimden zehir çekmek mi? Hayır, bu beni öldürebilir. Emin ol, silahımızdan çıkan merminin seni öldürme şansı daha yüksek. Evet, bunu isteyerek kabul etmezsen seni öldürerek yapmak zorundayız. Bunu bize yaptırmak istemezsin. Kraliçeye sakın dokunayım demeyin. Sen konuşma. Tamam, kabul ediyorum. Gelin, alın. Fakir, sen git kanı al. Ben silahımı ona doğrultuyorum. Ani bir hareket yaparsın sıkacağım kafasına. Tamam Oğuz, koru beni. Fakir, dikkat et. Olamaz fakir. Fakir, iyi misin? Konuş benimle. Oğuz, ne yaptı bu bana ya? Isırdı seni. Vurdum ben de onu. Olamaz fakir, ne oldu sana böyle? Zengin, örümcek fakiri ısırdı. Fakir, zehri alabildin mi bari? Aldım Oğuz, aldım. İşte burada, elimde. Hadi büyücünün yanına gidelim. Fakir, pek iyi gözükmüyorsun. Yürüyebilecek misin? Yürümeye çalışacağım. Hadi gidelim. Tüm bunlar boş boşuna ya. Şu çektiğimiz işkenceye bak. Fakir bir örümcek tarafından ısırıldı. Benim üzerimde büyü falan yok. Cemre'ye deli gibi aşığım ben. O çok güzel birisi. Eminim büyücünün yapacağı iksirde hiçbir işe yaramayacak ama siz rahat edin diye gidiyorum. Hadi gelin o zaman, gidelim. Geliyorum. Fakir, ne oldu, iyi misin, yürüyemiyor musun? İyiyim ben, hadi devam edelim. Fakir, hiç iyi gözükmüyorsun, yürüyemezsin bu halde. Gel buraya, taşıyacağım seni. İyiyim ben, yürüyebilirim. Hadi zengin, bir an önce büyücünün yanına gidelim. Of fakir, of, belliydi böyle olacağı. Büyücü! Olamaz, ne olmuş fakire böyle? Büyücü, kraliçe örümcek fakiri ısırdı. Evet, kraliçe örümcek ve adamları bizi fark etti. Onları vurup öldürdük. Ama kraliçe örümcek son anda fakiri ısırdı. Fakirin durumu gitti de kötüleşiyor. Baksana, bembeyaz oldu. Bir şeyler yap. Bir şeyler mi yapayım? Ne yapabilirim ki? Dünyadaki en ölümcül zehriydi fakir. Kraliçe örümcek zehri. Tüm kanını sömürür. Evet, fakirin tüm kanı yok oluyor şu an. Baksana, bembeyaz oldu. Büyücü, bir şey yapamaz mısın? Durun, bir büyük kitabına bakayım. Çabuk ol büyücü, çabuk ol. Canım kardeşim, kollarım dolsun istemiyorum. İşte bir şey buldum galiba. Neymiş o, çabuk söyle. Kurtar fakiri hadi. Kraliçe örümceğin zehrini silmemiz için kraliçe örümceğin zehrine ihtiyacımız var. Siz de zaten oraya kraliçe örümceğin zehrini almaya gitmiştiniz. Alabildiniz mi? Evet, fakir zehri almıştı. Zaten tüm bunlar onun yüzünden gelmedi mi başımıza? Ne zehirmiş ya bu? Güzel. Hemen verin zehri bana. Al büyücü, zehir bendeydi, cebime koymuştum. Çabuk ol. Ama şunu söylemem gerekir ki, eğer bu zehri fakirin iyileşmesi için kullanırsam zengin bir daha eski haline dönemez. Nasıl yani ya? Hayır, olamaz. Bunun bir çözümü olmalı. İkisini de sağlığına kavuşturamaz mıyız? Oğuz, ben zaten iyiyim. Benim halimde bir şey yok. Saçmalıyorsun şu an. Fakirin iyileşmesi için kullanın şunu hemen. Zengin, iyi falan değilsin. Sadece hayal görüyorsun. Çok çirkin bir kadını çok güzel bir kadın gibi görüyorsun. Of, ne yapacağım ben ya? Oğuz, seçimini yap. Zengini mi iyileştireyim, fakiri mi iyileştireyim? Ama şunu söylemeliyim ki, zengin her geçen gün daha çok aşk besleyecek ve sonunda aşktan kafayı yiyip ölecek. Öteki yandan fakiri iyileştirmezsem zehir tüm vücudunu kaplayacak ve o da ölecek. Yani demek istediğim şu ki, seçimini yapmalısın. Fakir mi ölsün, zengin mi ölsün? Ne? Ne biçim soru ya bu? Nasıl seçim yapayım ben ikisi arasında? Gidip kraliçe örümcekten birazcık daha kan alamaz mıyız? Alamayız tabii ya, öldürdük onu da. Ne yapacağım ben? Büyücü, hemen o iğneyi fakir için kullan. Ben iyiyim. Hem kötü olsam bile, aşktan öleceksem bile fakir için gerekirse ölürüm ben. Hayır büyücü. İğneyi zengin için yap. Öleceksem öleyim ben. Olamaz ya, olamaz ya. Nasıl bir çıkmaz bu, ne yapacağım ben? Seçimini yapmalısın Oğuz. Çabuk ol.
Fazla vaktimiz yok. Eğer bu iğneyi fakir için kullanmazsan birkaç dakika içerisinde fakir ölecek. Büyücü, derhal iğneyi fakir için yap diyorum sana. Hayır zengin, sen iyileşeceksin. Gerekirse ben öleceğim. Fakir, saçmalamayı kes. Büyücü, yap hemen şu iğneyi. Evet Oğuz. Seçimin nedir? Hangisi ölsün? İkisi de ölmeyecek büyücü, ikisi de ölmeyecek. Bir planım var. Sen şimdi iğneyi git fakire yap. Emin misin Oğuz? Son kararım mı? İğneyi fakire yaparsam eğer zengin ölecek demektir. Hayır, zengin de ölmeyecek, fakir de ölmeyecek. Dediğim gibi bir planım var. Zengini bu büyüden kurtaracağım. Hem de büyü yapmadan. Hayır Oğuz, bu imkansız. Böylesine kuvvetli bir büyü yapmadan yenemezsin. Tek şansımız bu plan. Hadi büyücü, fakire yap şu iğneyi. Ölecek yoksa birazdan. Tamam o zaman. Fakiri yere bırakın. İşte iğnesini yapıyorum şu an. Allah'ım, lütfen bu işe yarasın, lütfen. İşte iğneyi yaptım. Fakirin kan akışı eski haline geri geldi. Fakir, iyi misin? Fakir, lütfen iyi olduğunu söyle, konuş bizle fakir. Ah, iyiyim, iyiyim. Büyücü, sana demedim mi iğneyi zengin için kullan diye? Niye benim için kullandın? Oğuz, zengini seçseydin ya, niye beni seçtin? Bir planım var fakir. Zengin de kurtulacak, merak etme. Oğuz, zenginin kurtulması çok imkansız gözüküyor. Planının işe yarayacağını sanmıyorum, her neyse. Ama umarım işe yarar. Olamaz zengin, sana ne oldu? Kalbim çok hızlı atıyor. Kalp krizimi geçiriyorum. İşte dediğim şey tam olarak bu Oğuz. Yüksek doz aşktan kalbi pırpır ediyor. Böyle devam ederse birkaç gün içinde kalbi patlayacak. Ne? Kalbim patlayacak? Of Oğuz, of. Zengini seçseydin de ölseydim ben. Hayır, kurtaracağım zengini de. Of ya. Şimdi acilen zenginin evine gitmemiz lazım. Gidemem ben. Yürüyecek halim yok. Gel zengin, şimdi sıra bende. Ben taşıyacağım seni. İşte bu kadar. Kardeşim benim. Hadi gidelim Oğuz. Geliyorum fakir. Zavallı Oğuz. Keşke elimden ikisini de kurtarmak gelseydi. Ama bu imkansız. Görünen o ki fakiri seçti. Zenginin umarım birkaç gün dayanacak gücü vardır. Bari birlikte son zamanlarını geçirsinler. Babam nerede? Ben eski babamı çok özledim. Oğuz amcam, fakir amcam beceremedi galiba babamı eski haline çevirmeyi. Sanırım ben de başaramayacağım. Pis ufaklık. Nerede ağlıyorsun bakayım? Git birazcık ötede ağla. Seni çirkin kadın. Karakterin de tipin kadar çirkin. Sen çok kötü birisin. Tabii ya, çok kötü biriyim değil mi? Çok kötü biriymişim. Bunlar senin iyi zamanların. Söylemiştim. Demedi deme. 2 günde hayatımı mahvettin zaten. Babamın da benim de hayatını mahvettin. Babama ne yaptın, doğru söyle. Hiçbir şey yapmadım. Benim güzelliğime aşık oldu. Yalan söylüyorsun. Doğruları söyle bana. Aslında sanırım sana doğruları söylememin sana hiçbir faydası olmaz. Çünkü birazdan sana anlatacaklarım babana söylesen de sana inanmayacaktır. Babana aşk büyüsü yaptım ve her geçen gün bana daha çok aşık oluyor. Yani işin her geçen gün zorlaşıyor canım. Şimdiye kadar baban düzelmediyse bundan sonra hiçbir zaman düzelmeyecektir. Üzgünüm. Ne? Babama aşk büyüsü mü yaptın? Seni kötü cadı. Biliyordum zaten bunun normal bir şey olmadığını. Yoksa babam bana böyle davranmazdı. Artık her şey için çok geç Ömerciğim. Baban eve dönsün, ilk işim seni evden attırmak olacak. Olamaz. Ama eğer bir evden atılmak istemiyorsan benim kölem gibi davranmaya devam edebilirsin. Böylelikle babandan ayrılmamış olursun. Ama dediğim her şeyi yapacaksın. Yoksa atılırsın bu evden. Duydun mu beni? Bunu kabul etmek istemiyorum. Ama bu kadını babamla baş başa bırakamam. Bunu babam için kabul etmeliyim. Tamam, kabul ediyorum. Ne istiyorsan yapacağım. Yeter ki beni bu evden attırma. Güzel, anlaştık o zaman. Şimdilik yapman gereken şeyi söylüyorum. Ayaklarımı yıkayacaksın. Ne? Ayaklarını mı yıkayacağım? Senin kokuşmuş ayaklarını yıkamak istemiyorum. O zaman baban gelince atılırsın bu evden. Seçim senin. Tamam, yıkayacağım. Gel bakalım böyle. Bunların hepsini babam için yapıyorum. Yıka bakalım köle. Güzel yıka her tarafını. Oh! Seni kölem yapacağımı söylemiştim. İnanmamıştın bana. Ne oldu şimdi? Bak, ayaklarıma kadar yıkıyorsun. Bunların hepsini babam için yapıyorum. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi başka bir görev vereceğim sana. Ne isteyeceksin şimdi benden? Biliyor musun Ömerciğim? Ben hep küçük bir köpeğim olsun istemiştim. Ama hiç olmadı.
Nasıl yani? Sen benim küçük köpeğim olacaksın Ömer. Ne? Küçük köpeğin mi olacağım? Hayır. Hayır deme şansın olduğunu sanmıyorum Ömer. Kendine gel. Hadi hemen diz çök ve havlamaya başla. Bu kadarı da çok fazla. Yapmayacağım bunu. Ben senin kören değilim. Zengin iyi misin? Kendine geldin mi? İyiyim ya, iyiyim. Ne oldu orada bana? Bir an kendimi kaybettim. En son yere düştüğümü hatırlıyorum. Şimdi buraya gelmişim. Zengin, aşk büyüsünün etkisiyle kalbin çarpıntı yapmış. Vücudunda kaldıramadı bunu bir anda. Bayıldın. Aa, aşk demişken iyi aklıma getirdiniz. Cemre, Cemre'yi özledim ben. Cemre'nin yanına gitmek istiyorum. Zengin hala Cemre diyorsun ya. Tüm bunlar onun yüzünden geldi zaten başına. Kendine gel. Gerçekleri gör artık. Böyle devam ederse öleceksin. Çocuklar, ben ölsem cemresizlikten, aşk acısından ölürüm. Başka türlü ölmem. Onun yanındayken kendimi cennetteymiş gibi hissediyorum. Ya bu ne biçim bir büyü ya böyle, şuna bak. Oo, senin planın neydi? Keşke Zengin'i kurtarsaydın. Ömer'e yazık olacak o kadınla baş başa kalırsa. Ya hala Cemre'ye suç atıyorsunuz. O çok iyi biri. Çok mükemmel bir anne olur Ömer'e. Fakir planım şu. Zengin'in gerçeklerle yüzleşmesini sağlayacağız. Onu ne sen ne ben ikna edebiliriz. Fakir. Onu ancak Ömer ikna edebilir. Ömer'i Zengin'in karşısına getireceğim ve diyeceğim ki Ömer, babanın gözlerinin içine bakarak konuş onunla. Sevgi çok kuvvetli bir güçtür Fakir. Bunun üstesinden gelebileceğini düşündüm. Tek şansımız bu. Oğuz, ama ya işe yaramazsa? Başka şansımız yok Fakir. İşe yaramak zorunda. Bak kalbim yine çarpmaya başlıyor. Sanırım Cemre'yi görememekten. Oğuz bak, Zengin yine fenalaşmadan durumu kurtarmalıyız. Tek şansımız olsa hadi o planı uygulayalım. Eve geçelim. Hadi Fakir, Zengin'i de al gel. Cemre, seni çok özledim. Benim almama gerek mi var? Kendisi dünden razı zaten. Cemre, geldim Cemre. Cemre, seni çok özlemişim ya. Sensiz hiç dayanamadım biliyor musun? Bulduğum ilk fırsatta koştum sana. Babacığım, bu kadın bana çok kötü davranıyor. Lütfen yeter artık, buna bir son ver. Ne? Kötü mü davranıyorum? Ah Zengin, görüyor musun? Yine bu evden beni göndermek için yalan söylüyor bu çocuk. Ömer, ne oldu, iyi misin? Yoksa bu kadın biz yokken sana bir şey mi yaptı? Zengin, yeter artık bu kadar, kendine gel hemen. Ya siz susun ya, sizle konuşmuyorum. Cemre'yi özledim ben. Cemre'cim, nasılsın, iyi misin? Ama baba, bana çok kötü davrandı diyorum. Beni evden kovacakmış, seninle bizi ayıracakmış. Hem bana büyü yaptın da söyledi baba. Fakir amca, Oğuz amca, bu kadın babama aşk büyüsü yapmış. Ömer, biliyoruz, her şeyi biliyoruz. Babanın üstünde çok kuvvetli bir büyü var. Üstelik bu büyüyü kaldırabilecek tek kişi sensin. Yoksa baban ölecek. Evet Ömer, bu saatten sonra baban ancak sen kurtarabilirsin. Ne? Babam ölecek mi? Ben onu nasıl kurtarayım? Ben büyü yapmayı bilmiyorum ki. Büyü mü? Ne büyüsü Zengin? Ne diyor bunlar? Bak arkadaşlarını görüyor musun? Hiçbiri senin mutluluğunu istemiyorlar. Zengin ayamaya çalışıyorlar bizi. Dinlemezler onları. Yazıklar olsun size ya. Siz bu kardeşinizin mutluluğunu istemiyor musunuz? Ben de sizi kardeşim sanardım. Hele Ömer, sen babanın mutluluğunu istemiyor musun? Olamaz. Babam her geçen gün daha da aşık oluyor bu kadına. Ne yapacağız biz? Zengin, seçimini yap. Ya beni seçersen ya onları. Ne? Ne biçim bir soru ya bu? Sen kimsin de kendini bizle kıyaslıyorsun? Zengin, bizi seçeceksin değil mi? Hayır, Cemre'yi bırakamam. Cemre benim her şeyim. Baba, nasıl yani? Bizi seçmiyor musun? Zengin, aşkım benim. Beni seçeceğini biliyordum. O zaman derhal bu Ömer'i evden gönder. Oğulla Fakir'le de bir daha konuşma. Onlar senin mutluluğunu istemiyor. Bizi ayırmaya çalışıyorlar. Onlar olmadan çok daha güzel bir hayat bizi bekliyor. Hadi kovama bunları evden. Ömer, bir şeyler yapman lazım. Kadını gördükçe büyünün etkisi de artıyor. Baba, kadına değil, bana bak. Gözlerimin içine bak. Ömer, çık önümden ya. Cemre'yi ben çok özledim. Onu görmem lazım. Evet Zengincim, gözlerimin içine bakmaya devam et. Hadi Ömer, konuş onunla. Daha önce baban seninle konuşup seni hayata döndürmüştü. Şimdi sıra sende. Fakir, farkındaysan Zengin bizim yanımızdayken hiç böyle değildi. Yani demek istediğim, kadını gördükçe kötü oluyor galiba. Kadını görmemesi lazım. Evet Oğuz, Zengin bizdeyken hiç Cemre'den bahsetmiyordu bile. Ne varsa kadını görünce oluyor demek ki. Büyü gittikçe güçleniyor kadını gördükten sonra. Zengin, dinleme onları. Gözlerimin içine bakmaya devam et. Oğuz, ben Zengin olup yukarı çıkaracağım. Bu kadınları uzaklaştırmam lazım. Ömer, sen de peşimden gel hemen. He, geliyorum. Hayır, getirin hemen onu buraya. Orada dur bakalım, sen burada kalıyorsun. Yukarı çıkmana izin vermiyorum. Hayır, çekil hemen önümden. Zenginin beni görmesi lazım. Güzelliğimi görmesi lazım. Hayır dedim sana, yukarı çıkamazsın. Sen öyle san, çekil önümden. Hop, tuttum seni. Seni şimdi bu evden uzaklaştıracağım. Zenginden uzakta olman lazım. Hayır, ne yapıyorsun? İmdat, kadın kaçırıyorlar. Özür dilerim ama bunu yapmam lazım. Zengin için, Ömer için. Hayır, bırak hemen beni. Büyünün etkisi azalacak. Hayır, uzaklaşmamam lazım Zengin'den. Hadi Ömer, konuş onunla. Oğuz cadıyı daha fazla oyalayamaz.
Baba, gerçekten o kadını bizden daha mı çok seviyorsun? Ha, Ömer, oğlum ben en çok seni seviyorum. Senin her şeyden çok seviyorum. Ama baba, o kadını bizden daha çok sevdiğini söyledin. Beni evden kovacaktın. Hatırlamıyor musun? Oğlum, Cemre'yi görünce hiçbir şeye karşı koyamıyorum. Ne dediğimi bile bilmiyorum. Ömer, babanla konuşmaya devam et. Bunu yenebilirsiniz. Baba, beni düşün. Bana olan sevgini düşün. Seni çok seviyorum babacığım. Seni kaybetmek istemiyorum. Lütfen güçlü ol. Ömer oğlum, ben de seni çok seviyorum. Ama Cemre çok güzel bir kadın. Etkilenmemek elde değil. Hayır baba, o güzel falan değil. O sana büyü yaptı. O aslında çok çirkin. O kadını rüyanda görsen uyuyamazsın baba. İnanmıyorsan fakir amcama sor. Ömer haklı, zengin. Kadın tam bir cadı. Hayır, doğru olamaz. Hem doğru olsa bile ben o kadını çok güzel bir kadın olarak görüyorum. Hadi baba, bunu yapabilirsin. Bizim aramızdaki sevgi bağı sana yapılan büyüden daha güçlü. Bunu kendin için yapmıyorsan benim için yap. Hadi zengin, Ömer'i düşün. Yapabilirsin bunu. Ah, kalbim de çok hızlı atıyor. Ama kendim birazcık daha kendimde hissediyorum. Niye bilmiyorum. Çünkü Oğuz cadıyı senden uzaklaştırdı zengin. O yüzden kendini daha iyi hissediyorsun. Ama bu büyünün etkisinden tamamen kurtulduğun anlamına gelmiyor. Eğer kısa süre içinde bu büyüyü yenemezsen öleceksin zengin. Ömer babasız kalacak. Benle Oğuz da arkadaşsız kalacağız. Yapma bunu bize zengin. Baba lütfen yen onu, ölme. O kadından birazcık daha uzak kalmaya ihtiyacım var o zaman. Her geçen saniye kendime geliyorum. Görebiliyorum fakir. O aslında güzel biri değil, görebiliyorum. İşte bu. Zengin büyüyü yenmeye başlıyor. Hadi Ömer, birazcık daha konuş onunla. Hadi seni birazcık daha uzaklaştırmam lazım. Aa, bırak beni. Zengin, geliyorum. Ha, olamaz, kadın kaçıyor, gel buraya. Zengin. Olamaz, nasıl kaçırırım kadını elimden, gel buraya hemen. Zengin. Olamaz, geri gelmiş. Tutamadım onu, elimden kaçtı. Zengin, gözlerimin içine bak. Aa, hayır. Aa, kalbim. Aa. Oğuz amca, babama bir şeyler oluyor. Olamaz zengin. Zengin, iyi misin zengin, ses ver. Hayır. Olamaz, babam öldü mü? Hepsi senin yüzünden pisledi. Benim olmazsa kimsenin olmaz. Yazık oldu zengine. Bana olan aşkından öldü. Seni öldüreceğim. Zengin, baba. Ama bu nasıl olur? Ölmen lazımdı. Pis cadı, senin ne kadar çirkin bir olduğunu artık görebiliyorum. Ama bu nasıl olabilir? Zengin, yenmişsin. Büyünün etkisi geçmiş. Görüyor musun artık onun ne kadar çirkin bir kadın olduğunu? Görüyorum Oğuz, görüyorum. Her şeyi görüyorum. Bu kadar çirkin miymiş bu kadın ya? Hayır, ben çok güzelim. Kendine gel. Oley be. Zengin, bir an öldüğünü sandık. Hayır fakir, hayır. Kadını görmemek için ölü taklidi yaptım. Gözlerimi kapattım. Vay be, aferin sana zengin. Biz öldüğünü sandık. Çok korktuk. Oley, babam eski haline döndü. Yuppi. Hayır, olamaz. Pis kadın, defol evimden. Bir daha sakın gözüme gözükme. Senin yüzünden hayatımız mahvoluyordu. Ömer, bu kadın sana zarar verdi mi? Baba, tüm pis işlerini bana yaptırdı. Ne? Tüm pis işlerini sana mı yaptırdı? Sen nasıl benim oğluma öyle şeyler yaptırırsın pis kadın? Olamaz. Çok yakında evlenecektim. Hayatımın aşkını bulmuştum. Hayır. Gördünüz mü nasıl kaçtı? Gördük Oğuz, gördük. Oh, canıma da değsin. Bana yaptıklarının yanında az bile. Kaçmasaydı ben ona gösterirdim yapacaklarımı. Korkma oğlum, bir daha gösteremez sana kendini. Bir daha onun pis işlerini yapmak zorunda kalmayacaksın. Özür dilerim sana bunları yaşattığım için. Özür dilemene gerek yok baba. Senin bir suçun yok ki. Büyü yapmış sana. Olsun ama, büyüyü yendin. Büyücü bu aşk büyüsünün normal yollarla çözüleceğine inanmıyordu ama ben biliyordum sizin aranızdaki sevginin her şeyden kuvvetli olduğunu. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Ben zengin öldü sanmıştım. Sevgi gerçekten çok kuvvetli bir güçmüş. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Of, hadi aşağı gidelim. Daraldım burada. Zengin, bu kadar evlenmek istiyorsan sana başka bir kız bulalım he. Gözüm kapalı seçsem senin bulduğundan daha güzelini seçerim. Aman fakir, aman bana evlilik falan deme ya. Evet. Biz babamla ikimiz iyiyiz. Başkasına ihtiyacımız yok. Bence de. Siz kendi halinizde takılın böyle. Oğuz, fakir ve Ömer, hepinize çok teşekkür ederim. Size bu kadar kötü davranmama rağmen beni hala bırakmadığınız için size çok teşekkür ederim. Gerçekten kendimi size karşı çok mahcup hissediyorum. Baba, bunları
boş ver. Geçti gitti artık. Ve zengin, orada iğneyi bana yaptırdığın için çok teşekkür ederim. Kendini ölmek pahasına benim hayatımı kurtardın. Olur mu öyle şey fakir? Tüm bunlar da tam benim yüzümden geldi başınıza. Bir de sen ölse miydin? Benim yüzümden ölmene izin veremezdim. Gözüm de arkada kalmazdı zaten, merak etmeyin. Ömer'e siz çok iyi bakardınız. Bakardık tabii, bakardık da. Böyle konuşma zengin. Bir kez daha görmüş olduk ki bizim arkadaşlığımız hiçbir kuvvet bozamaz. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım. Önemli değil fakir amca. Bundan sonra sana fakir kanka diyebilir miyim? Ömer! Tamam. Aa, olamaz. Bu büyüyü asalt ettiler. Ama pes etmeyeceğim. Daha kuvvetli büyüler bulacağım. Gerekirse estetik bile olurum. Ama sizden intikamımı alacağım. Evlenecektim ben ya. Ömer, seni bir yerime geçirirsem var ya, kork benden, kork. Şimdi daha fazla buralarda durmayayım. Sakın unutmayın ama, intikamımı alacağım.